Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 23 Mayıs Perşembe gecesi 2023-12. Ne oldu? Üstad'a değerli dostum Mete Aldık, ben Karın Çaydanlı. Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Uzun ve yorucu bir haftaydı. Ama geçti. Yani her şey gibi. Evet, onu soracaktım size. Ya her şey gibi mi geçti? Yoksa hani geçmiş gibi mi geçti? Aslında her şey gibi geçiyor abi. Bunu çok düşündüm. Yani özellikle gençlik yıllarında. Her şey gibi geçiyor sonuç itibariyle. Yani bir şeyin farklı bir şekilde geçmesi çok yaşandı. Allah geçsin. Hep beraber inşallah. Gerçi çok yaşadım. Yani sana da söylenecek şey değil. Yani evet. Yani. Ama şey, temenni olarak bir hoş. Ya yani kelime anlamıyla alma lütfen. Hani bir iyi niyet şeysi. Öyle aldım. Teşekkür ederim. İyi diyeyim yani. Teşekkür ederim. Bir hal yoksa. Daha ne kadar yaşayacaksın? Az yaşa, iyi yaşa. Ayrıca daha ne kadar yaşayacaksın? Yani, bir de ne oldum demeyeceksin. 6 hayat yaşadım ben. Maşallah. Yani 5 kere mi öldün? Toplamda toprak kısmı 5. 5. Çünkü ikisini hatırlıyorum. İki kere gömdüğümüzü hatırlıyorum seni. Evet. Yok, bir kere gömdük, bir kere yaktık. Evet, ama onu da toprağa gömmüşsünüz. Evet. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Senden iyi olmasın senin o dönemki çok yakın arkadaşım. Hayır, dağların zirvelerine çıkalım, oradan tüm dünyaya serpelim, külleri tüm dünyaya şey yapsın. Evet. Orada birisi şey demiş ya, her yere yayılırsa demiş. İşte onu diyecektim, onu ben dedim. O siz mi? Teşekkür ederim. Dünyaya nüfuz etsin dedim. Daha sen dedim şeyinden mi bulmak istiyorsun? Ya. Dünyaya. O yüzden bazı şeyleri, iyi ya da kötü, bazı şeyleri bir yere gömmekte fayda var. Yani en azından nerede olduğunu bilirsin. Fenalığın. Ya halının altına süpürüyorum. Evet. Çünkü o halı hakikaten çok toz tutan bir şey. Allah muhafaza. Evet. Çok toz tutan bir şey. Evet. Evet, yer çekimi var. Toz hani ağırlığı sayılmazdır ama. Evet. Aslında toz dünyanın en garip yer çekimine en ciddi karşı koyan malzemesi dünyada. Direnç gösteren yani anlamında. Bugün yağmur ormanları varsa Sahra'dan yükselen toz sayesinde. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz hatta. Özellikle Greenpeace'çiler tarafından seni linç edildiğin dönemi hatırlıyorum. Ya. Biz bu Sahra Çölü'nü yeşerteceğiz bilmem ne diye ortalığı birbirine vermişlerdi. Sen de o zaman balina avı şeyinde, teknesinde çalışıyordun. Bunu duyar duymaz geldin. İşte böyle bir karmaşa bir şey oldu. Şunu anlamadılar. Oradaki cümleni hiç unutmuyorum. Kardeşim dedin. Bir çölü yeşerterek bir ormanı çöl mü yapmak istiyorsunuz? Evet. Onun farkında değil misin? Ya, değillerdi. 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 Ama güzellerdi. Ya ben tabii 6 ay birlikte yaşadığım için evet katılıyorum onlarla. Özellikle çadır kamp çadır, yarı kent yarı çadır kamp dönemleri. Sudan. Doğu Fas.
İç Fas. Güney Cezayir. Piramitlerin olduğu bölgede çok kamp kurduk. Piramitlere işte şey yapılmasın. İnsan ve hayvan dışkısı yapılmasın. Hı. Etrafı temiz şey yapılsın. Olsun. Falan diye orada bir ekstra kaldık. Amazonas'ta bir şeyimiz var bizim. Orada iki çocuğum kaldı. Manol. Evet. Manol. Evet. Teki benle geldi onlara. Aldın mı onu? Ya benle geldi. Kızımı aldın çocuğu mu? Oğlanı mı? Oğlanı. Ha iyi. Kızını aldın. Helal olsun kızı. Evet. Kız her türlü yolunu bulur. Evet. O zaten bulmuştur. Oğlanı aldım ama o da şeyde kaldı. 8-9 yaşlarına geldiğinde böyle bir isyankar ruh bir şey. Allah böyle Allah. Bir, Allah bir, böyle bir Allah. Afralar tafralar. Bıraksaydın. Bıraktım. Bıraktım yani, annesiyle bıraktım. İyi yapmışsın. Annesi güzel bir kadındı. Açıkçası ben çok az kadın severim. O kadını da sevmemiştim ama şeydi. Asil ırkı iyi bir kadındı. Irkçı değilimdir ben. Yok hiç. Ama onun ırkı iyiydi. Evet. Yani senin ırkçı olmaman bir ırkının iyi olması. Yani. Evet, tespit yani. Etmene bir şey değil, engel değil yani. Hiçbir şekilde. Evet. Evet. Ne güzel hatırladın be. Evet. Şu an geçmiş gerçekten. Geçmiş zamanlar. Evet. Evet. Hakikaten geçmiş. Onun dışında her şey bildiğin gibi yani. Evet. Yani. Çok önemli bir şey. Çürümeye başladım ben. Geçen gün onu fark ettim. Su yemişsindir. Su yedim biraz. Yani suyu yedikten hemen sonra bir kurulanma, fermantasyon başlıyor galiba. Başlar. Şeyde. Başlar. Şu tırnağımın ucundan böyle bir mor bir leke başladı. O gittikçe büyüyor. Şimdi acaba parmağımı kessem yoksa... Yok, şeye kadar bekle. Dirseğe tabii, kadar. Dirseğe kadar. Dirsekten alıyorsun. Ya da baktın kol da lazım değil. Omuza kadar bekle. Çünkü dirsek tek başına çok bir şey yapmıyor. Ama dirsek dayamak falan gerekiyor. Bari. İşte orada o zaman orada karar verirsin. Yani, dirseğe gelmeden kes at diyorsun. Evet. Baktın olmuyor. Baktın olmuyor zaten, baktın bakacaksın olmayacak. Onun olmayacak yani kesin. Vitamin alayım falan filan, toparlayayım hani C vitamini falan filan diye düşünüyorum ama işte geçenlerde söylemiştim. Aşağı yukarı 3 gün yoldaydım. 3 gün boyunca tuvalete çıkmadım. Çok huylandım yani. Doktora gittim, dedim bir prostata baktırayım. Dedim var mı bir şey? Yok dedi. Prostat mı yok? Ha, prostat yok dedi. İyi dedim yani. Yok dedi, prostat yok dedi yani. Yani kendisi yok dedi. O yüzden ha, prostatın şey, kendisi yok. He. Kendisi yok dedi. İyi dedim, o zaman prostat kanserine yakalanma İhtimalim de yok. Peki dedim ben yani sıvı transferini nasıl sağlıyorum? Deriden dedi. Deriden sızıyor dedi. Foto şey gibi. Bir tür sızdırma yoluyla, terleme yoluyla hallediyormuşum. İyi dedim. O da çok iyi. Bu vakit kazandırır insanı yani. Mesela günde kaç saat tuvalette vakit harcıyor. Bugün bir çınar ağacı kaç yıl yaşıyor? Bugün bir delikanlı kaç yıl yetişiyor? Bugün bir sakız ağacı. Yani 250-280 yaşında bir sakız ağacı. Sanki her gün bunları yaşamıyor mu? Yeah. Onun prostatı yok mu? Evet, öyle konuşuyorsunuz orada. Yani. Yok gerçi. Yok. Prostatı. Ama yaşıyor. Ama yaşıyor. Evet. Dolayısıyla dedim o zaman hazır gelmişken bu kanser riskini iyice azaltayım ben dedim. Şeyi benim şu safra kesesi falan filan onlar taşmaş yapar. Böbrek, aldırsaydın. Böbrek dedim şimdilik bir... Ya bir işe yaramayacak o zaman, onları da alalım dedim. Yani gelmişken baktı aldırmışsın zaten dedi. Neyi? Böbreklerle safra kesesini. Ben hatırlamıyorum gerçi ama böbreklerimden tekini Güney Afrika'da bir kadına vermiştim. Satmıştık. Sana.
Tamam. Vermiştim derken anlıyorum ben sizin şeyinizi. O mülayim satmıştık. Satmıştık. Evet, beyazdı o kadın. Satmıştık ama şeydi. Yani öbür böbreğin çok daha şeydi. ne derler ona? Etli. Verimliydi, verimli bir böbrekti. Çürüğünü vermiştik. Çürüğünü verdik. Evet. İyi bari. Aa, evet, şimdi yani. Hatırladım. Evet, söyleyince. Onun dışında her şey normal yani. Çok iyi. Hepiniz hoş geldiniz, saygıdeğer dinleyenler. En başlarda da sözünü ettiğimiz gibi Kaybanlar Kulübü'nün 2023 yıl 12 sayılı nüshasında bu gece Standart FM Kadıköy Merkez Stüdyoları'nda değerli dostum Kaan Çaydanlı ve ben Mete Avunduk. Yeniden canlı yayındayız. Bu gece belki de daha önce hiç bu denli inanarak ele almadığımız kadar üzerinde duracağımız üç önemli konuyla mikrofonların başındayız. Bu üç önemli konu geçtiğimiz Perşembe gününden beri yayın kurulumuz ilgili yaklaşık 12 kişiden oluşan senaryo ve aktüel senaryo yazarlarımız tarafından şu an sadeleştirilmiş haliyle sekiz buçuk sayfa kadar önümüzde metin herhalde duruyor. Bu akşam hayat 3. sayfa kadınlar. Nedense hayat 3 kadınlar tek sayfa. Tamam. Ve aşk üzerine konuşacağız. Aa. 4 sayfada aşk. Çok üzerine konuşacağız. Çok hoş. Çok hoş. Ben de çok çekici. Gerçekten çekici. Evet. Sıcak bir program olacağını tahmin ediyorum. Evet, konularımıza geçmeden önce daha dinleyenler bize nasıl ulaşacağınız, canlı yayına nasıl konuk olacağınızla ilgili bir bilgi vereyim. Yeni dinleyenler, ilk defa dinleyenler için. Standart FM'in fm.standart isimli Instagram sayfasından bir doğrudan mesaj atmanız yeterli olacaktır bunun için. Adınızı, telefon numaranızı ve mümkünse nereden aradığınızı yazarsanız seviniriz. Bu arada 10. Nisa dün itibariyle YouTube official kanalımıza, Kaybedenler Kulübü official kanalımıza yüklendi. Onun da bilgisini vereyim. Abone olmayı ve o kanalı desteklemenizi istiyorum yani, rica bile ederim. Kanalı bu arada abi şöyle sorayım mı? Yani biz YouTube'a girdik, ne yazarsak bu kanalı buluyoruz. Kaybedenler Kulübü yazınca çıkıyor. Kaybedenler Kulübü official. Abone olun. Çanman açın. Mümkünse yiyecek içecek için birkaç tuşa basın. Teşekkür edin. Bir şeyler yapın. Ki bugün geçen gün sanıyorum senden iyi olmasın bir abonemiz bir 50 lira ateşlemiş. 50 lira mı? Evet, çok iyi be. Evet, nasıl böyle bir şey yaptım? Ne yazmış? Yok. Yani nasıl böyle bir şey yaptım? Şey, Niki bu. Şey. İsmi nasıl böyle bir şey yaptım? Ha, o her yere 50 lira ateşliyordur. Evet. Yani ismini şey yapmış. Çok iyi. Açısından. Çok iyi. Official YouTube kanalımıza evet, lütfen üye olunuz ve desteğinizi bekliyoruz. Bizi destekleyiniz. Bu gece çok önemli bir
yine müzayedemiz. Evet. Ve hı, harika bir armağanımız var. Bunu da yavaş yavaş söyleyelim. Hatta söylemeden önce de ilk peyleri alalım. Daha önce gene denk gelmeyenler ve daha önce denk gelip nasıl oluyor anlayamayanlar için söyleyeyim. Bu müzayede oyunumuz Standart FM'in internet sitesinde, sayfasında Radyomo Destek kısmıyla çalışıyor. Geçen hafta aldığımız olağanüstü kararla birlikte Radyomo Desteğin minimum payini 37 lira evet, olarak belirledik. Bir standart, gelişmemiş 3. dünya ülkesindeki en standart bira fiyatı evet, baz alınmıştır. Peylerinizi şimdiden toplayabiliriz. İlk peyler dediğimiz gibi 37 liradır. Az sonra bu akşamki muazzam, gerçekten muazzam armağanımızın da detaylarını vereceğiz. Onun dışında da bu geceki programa katılımınız için Instagram'dan direkt mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi bir şey yapalım. Ben bir şu abdest alayım. Estağfurullah. Ondan sonra da şeyimize bakalım. Siz ne diyorsunuz ona? Neşemize. Ona bakalım. Evet. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz. Değerli olsun Kaan Çağdamlı, ben Mete Avunduk. Bu gece 2023 yılının 12. Evet, 12. Nisan'ında. Doğrudur. Kadıköy'de Standart FM Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Ve hatta bir dinleyenimiz var. Selim. Merhabalar amirler, nasılsınız? İyidir Selim. Nereden arıyorsun bizi? Hollanda, Utrecht. Utrecht mi? Orada Utrecht'te bir ressam değil miydi o ya? Hollanda'da mı? Utrecht. Bir ressam var, doğrudur. Van Damme var. O Claude. Claude Van Damme. Pardon, Van Gogh var. Van Gogh Hollandalı değil. Ben bildiğim Utrecht var. Hollandalı. Hiç de sevmem. Hollandalı benim sevdiğim şey var bir tek. Çok klasik olacak ama Rembrandt. Hollandalı mı Rembrandt? Uçan Hollandalı hem de. Bayağı. Flying Dutchman yani. Tabii. Hollandaca Almanca'dan çok farklı değil mi Selim? Hollandaca esasında çok farklı değil. Hatta şöyle bir muhabbet var. İşte Hollandaca bir Alman İngilizce konuşurken, sarhoşken İngilizce konuşurken çıkardığı evet, dil yani. Evet tabii. Hollanda ile Hollanda yani Dutch'la Dutch arasında yaşayan bilir o şeyi. Şeyi diyorsun, farkı. Yani evet. Ya yani ikisinin arasında yaşayan mı bilir? İkisinin arasında yaşayan yani çok iyi bilir. Bir yanında Dutch, bir yanında. Ya onu çok iyi bilirsin evet. Dutch. Tabii. Dutch. Tabii. Dutch. Ne yapıyorsun orada? Burada ben üniversiteye gidiyorum. Birinci sınıfım. İktisat okuyorum. İktisat. Utrecht'te. Utrecht'te iktisat. Evet. Bir tek buraya kabul ettiler maalesef. Niye böyle bir şey yaptın? Yani sen niye böyle bir şey yaptın? Neden buraya geldin? Yani iktisat. Yani oraya gitmeni sorgulamıyorum. Orada tabii ki gitti. Yani burada iktisat okuyacak yer kalmadı. Ne yapacağım burada da? Niye oralara gidip iktisat okuyorsun? Sanat yani, oku. Yani. Tıp okuyamayacaktım. Ben de buraya geldim. Sanat, seks oku mesela. Seks doku. Evet. Seks doku. Üniversitelerde şey yok değil mi? Seks konusunda bir branş. Bizim okulda branş vardı. Mesela diyet diye bir branş bile var. Niye seks diye bir branş yok? Bizim okulda vardı. Sizin okul senindi zaten.
Ya işte biz okulda vardı tabii. Orada 3 kişi 5 kişi de kullanıyordunuz orada. Yani. Evet vardı ama ya sonuçta. Bir de şeydi, kız okuluydu bildiğim kadarıyla. Ya İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi seks bölümü. Seks bölümü. Seks kulübü. Seks kulübü. Ya hemen ya, hakikaten çok boş konuşuyorsunuz ha. Ya evet. Yani yeri gelince ben boş konuşurum. Evet, çok boş konuşuyorsunuz. Şimdi ne olacak orada? Şimdi iktisat okuyup ya, iyi midir oranın? İktisat şeyi mi iyi yani? Bilmediğim. Yani buranın iktisat şeyi iyi. İnşallah 3 yıl okuyup gideceğim. 3 yıllık mı iktisat? Burada bütün bölümler 3 yıllık. Ders de çok az, bilmiyorum yani. ODTÜ'deki mesela adamla nasıl kapışacağım bilmiyorum. Ya kapışma. Kapışma ya, niye kapışıyorsun? Yani o daha mı çok öğreniyor gibi hissediyorum. Biz burada o kadar para veriyoruz. Ya büyük ihtimalle daha çok öğreniyor tabii. Kapışma çalış. O da yani. 1970'lerde onun şeyi vardı. Savaşma seviş. Yani kapışma. Kapışma. İşine bak. Çalış yani. Yani beis etme senin de olmaz zaten. Yani zaten şöyle, olmaz. Hatta bir atasözümüz evet. Vardı. Hani çok da beis etme yani senin de olmaz. Zaten olmaz yani. Evet. İyi olsun yani. Peki genel hayat nasıl Selim? Genel hayat yurttayım. Okay. İşte birkaç arkadaş var. Kulüp. Erkek mi? Erkek de var, kız da var çok şükür. Dersler de az. Dersler de az ama işte kız arkadaşım yok, o kötü. Kim ödüyor peki bunların parasını? Ailem. İyi. İyi. Ha, Peler Bey ödüyor. Var tamam. Ki ödüyor. Evet. Ama geri bekliyor parayı. Çok bekler. Şey mi, çek mi imzaladınız? Ufak sözlü bir sözleşme oldu. Aile içinde sözlü şey olmaz. Yazılı da olmaz gerçi. Evet. Yani o bir baskı unsuru olarak kullanmak istiyordur. Yani az eğlen, az şey yap. Derslerine çalış. Derslerine işte. Çalış. Şey yap, böyle Kaybedenler Kulübü'ne falan bulaşma. Bulaşma öyle bir şey. İnsan olun. İnsan ol. Bir gerçeğe dönünce insan ol. Adam ol. Adam ol. Onun gibi. Herhalde onu demeye çalıştım. Büyük ihtimal. Ne demekse adam olmak. Nasıl oluyorsa yani adam nasıl. Ben olamadım mesela. Sen ben de adam olamadık bir türlü. Sen de zaten adam olmaz. Ben de adam olmaz da hani belki bir şeydi diye. Ne bileyim ya. Senden kadın da olmaz. Şöyle bir bak. Belli olmaz ama yani kadın olmaz. Olmaz. Kadın olmaz. Yok, ha, belki bir 200 sene önce hani şey olsaydı ama o zaman da bu kadar gelişmemişti. Evet. Bir de böyle bir şey de yoktu. Yani hem kadına benzesin hem erkeğe benzesin şeyi de yoktu. Cazibesi de. Biz eskiden Avustralya'da Viyama'da falan ergenlik döneminde çok sesleri çok iyi olan erkekleri şey yapar, iyi diş ederdik sesi bozulmasın diye, hormonları devreye girmesin diye mesela. Tabi ileride sanatçı olacak belki. Evet. Tabii. Sizin de iyiymiş ya tezgah. Yani bizim aileden biz köyde de şey vurardık. Öküz şeyi burardı. Çoğalmasın diye mi? Yok. Yani işine gücüne baksın diye. Yani kafası dağılmasın diye. Şey kafası karışmasın diye. Anladım. Evet, güzel. Atlar, atlara da yapardık aynı şeyi. Koşsun diye. Kafası karışmasın diye yani. Sonra ben kendime de yaptım mesela. Hiç ben kafam gayet şey. Karışmıyor değil mi? Karışmıyor. Hı. Ne yaptın, şey çekip düğüm mü attın yoksa kesiyor musunuz? Şöyle bir uzun bir kerpeten gibi bir şeyimiz vardı. Onunla böyle şeyden sıkıştırıp topların üstünden şöyle bir yaptım mı da zaten büküldü. Bitti yani, şey oldu yani. O kafa temiz yani, ondan sonra dünya barışı, sevgi. Kafa clear. Kafa clear. Kafa clear. Çok hoş. Şu an. O bizim aile mesleğiydi yani. Mesela ben o yüzden mesela vejetaryen olmama rağmen billur yerim.
Yani bir lira etten saymam. Ben de yani. Mesela kelle söğüş. Evet. Şey. Sosisli. Sosisli. Sosucuz. Evet. Ya yani onlarda mesela şey yapmam ben. Ya onlar İkilemem. Zaten sosuç dediğin sebzeli memzeli bir şey ya. Bayağı vejetaryen bir şey. Ya çünkü ben vicdani veganım. Vicdani. Evet, hayvanlar ölmesin. Felsefesinden yola çıktığım için mesela yani taşa vurulmuş şey hayvan ölmüyor ki. Taşağını alıyorsun yani. Hayvan. Ha bir de kafası şey huzurlu yani hayvan. Öyle. Doğru diri hayvan. Diri hayvan. Evet. Şeye kurda kuşa da yem olmaz yani. Doğru. Evet doğru. İki pompa yapacağım diye. Var öyle benim tanıdığım çok insan var yani. Vallahi benim de var. Kurda kuşa yem olan. Benim de. Selim teşekkür. Selim eyvallah. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Eyvallah. Kolay gelsin sana. Tadını çıkart. Evet, geri ödemeyi de düşünme. Kıymetini bil. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet. Daha dinlenenler kaybedenler kulübü 2023-12 Nisa 23 Mayıs Perşembe gecesi değerli dostum Mete Onduk ben Kaan Çaydam'la Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Hatta dinleyenimiz var Koray Konyaaltı Koray. Koray'ın bir şeyi yok muydu Niki? Ne demiştik ona dallama mı demiştik? Yok canım estağfurullah. Bir insan insana dallama der mi ya? Kırıyor çok ayıp. Dememesi gerekir. Ayıp olur yani. Evet, dememesi gerekir. Ya insanın insana dememesi evet. Gerekir. Ama ben insan sayılmam. Ben şöyle kendime aynada bir baktım geçen gün. Dolayısıyla ben herhangi birine dallama diyebilirim. Tabii. Sen de ben de. Çünkü aynaya baktım yokum. Yani. Eskiden aynaya baktığımda babamı görürdüm bir dönem. Eyvah. Artık onu da görmüyorum ben. Çok şükür. Evet, çok şükür. Çok benden de geçti o. Korkunç bir şey. Evet. Korkunç bir şey. Evet. Allah'ı seversen. Toprağı bol olsun. Nasıl gömdünüz? Dik gömseydiniz. Sormadım. Beni dik gömün. Ya seni dik gömeceğiz. Baş aşağı. Başın şey olsun diye, merkeze yakın olsun diye. Dik durmak önemli abi. Koray ne yapıyorsun? Abiler iyi geceler diyorum. İyiyim. Yağmurlu bir Antalya akşamında. Oo, bayılırım be. Güzel olur. Sert mi yağmur? Çok güzel. Yok hafif. Sol. Çok güzel böyle bahar yağmuru. Tadında diyorsun yani. Çok tadında. Yani Koray, daha önce de bunu konuştuk biliyorum. Ama benim zaafım var. Evet abi. Şu an bizim yiyen geberiyor köftecisi var diye. Çok özlüyorum ya. Yani insan tabii özlüyor bazı şeyleri. Yani insan özlüyor. Abi. Mesela ben de mesela geriye doğru baktığımda neleri... Özlüyorum yani. Ben her şeyi özlemiyorum. Her şeyi özlemek doğru bir şey değil zaten. Çok az şeyi özlüyorum. Çok nanik bir şey yani bu, her şeyi özlemek. Bu köfteciyi çok özlüyorum. Ha, yiyen geberiyor. Ama öldü galiba. Gebermiştir. Gebermiştir. Yediyse? Köfteden yediyse kazan. Amirler sesinizi çok özlemiştim. Eyvallah. Gelir. Tabii iki ayındır bekliyorum. En son herhalde 9'a mı bağlandım 4'e mi? Öyle bir şey. YouTube kanalından check etmek lazım. Evet ben de hiçbir şey yapamıyorum. Kaydediyorum da şu an tabii biraz da hatırlamakta güçlük çekiyorum. Evet. Ne yaptın bu arada? Ne yaptım? Abi standart devam. Boşandın mı?
Çalışmalarımız devam ediyor abi. Ama güzel ekmek yiyorum bu son bir aydır. Kısmetim açık. İyi, iyi. Öyle iyi. Aman, aman, çok, aman. Aman. Ya, şeytan kulağına kuşum. Tahtaya vur da. Şey, ya nedense amirler şey böyle kızlara mı diyeyim artık hanımefendiler çok hoşuna gidiyor yani onlara hani sizin katkınız çok büyük bu konuda. Estağfurullah. Sizlerden ilham alarak. Estağfurullah boş, canım bu bizim şeyimiz olsa tabii. Kendimize şeyimiz olur. Evet faydamız olur. Değil mi? Ben Allah'tan tabii, yani, durdurdum yani. 1,5 döndüm mü amir? He. 1,5 döndüm mü tamam çıt ediyor böyle bir çıt. Ediyor. Tamam. Bağlantı, bitti mi? Bağlantı kopuyor. Hayır. Hoşuma gitti bak bunu bilmek bile çok güzel. Abi gerçekten yani sizin dilinizde boş yaptığımda tabii sizin dilinizi bilmiyorlar ama sonuçta boş yapıyorum yani. Boş. Sen gene emin boş olma. Yapıyorum. Emin evet, olma. Evet. Yerin kulağı var. Yerin kulağı var. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Daha o evet. Boşanma aşamaları falan. Yani şey dediğiniz gibi aleyhime işlemesin. Yani doğru. Evet, evet. Ekmek dediğim hani kokoreç falan yiyorum. Evet anladık hemen. Evet yani ekmek o. Evet. Yarım ekmek yani. Yarım ekmek. İçini aldır bari. Ekmeğin içini yani, aldır bari. Mesela Erol Egemen için şey derler. Hem 1,5 yiyormuş evet. Hem de içini aldırmıyormuş. İçini aldırmıyormuş. Abi. Ben sizle konuşurken... İçi alınmışı... Yani. İçi hayır. Alınmışın da... Alınmış işleri de üstüne ekletiyor. Evet yani Erol Egemen. O da Erol Egemen... Dışına mı sardırıyor kaşta? Üstüne böyle. O yaşıyor herhalde. Öyle diyor. Ha, Erol... İçini alıp, içini aldırıp... Hayır. Kokoreçi koydurup... Şeyine i̇çini koydurup. Aldırmış başkalarının içini alıyormuş. Ha, diğer içi evet, alınmışları evet. Ekletiyor 1,5'a. 1,5'a evet öyle diyorlar. Ben hiç görmedim ki. Yuh. Bir de Erol Egemen için o Elton John'un altar kişiliği diyorlar. O aslında Elton John diyorlar. Görenler. Altan John mu? Elton John. Elton John'un. Ha, Elton John'un altar kişiliği. Evet. Ha, bir düşüneyim. Benziyor. Elton. Çok benziyor John. Benziyor. Abi bir şey soracağım. Buyurun. Ya ben çok dikkatimi çekti. Şimdi biliyorsunuz Antalya büyük bir şehir. Ama burada Kaybedenler Kulübü ile ilgili bir 6.45 ya da işte bir yer yok. Yani şimdi kahveci açılmış biliyorsunuz. Yani burada da açılmasını isterdik. Yani burada çok boş amir. Yani bomboş. Bir şube yok. Niye? Bir kimlik yani, şeyi mi var? Problemi var. Kimlik problemi var. Ben bu arada bunu şöyle not alayım. Ya Antalya'da da bir açılsa gelsek, içsek, sohbet, muhabbet arkadaşlarla. Sizi takip eden bir iki arkadaşım var. Yani üzücü. Keşke sayıları onlarca, yirmilerce olsa ama... Vardır belki be. Oturuyoruz bazen tek başıma oturuyorum aynada konuşuyorum yani. Niye gitmiyorum diyorum ben. Keşke Antalya'da da olsa diyorum. Eyvallah kısmetim işte. Yani nasip. Evet. İnşallah. Peki Koray teşekkür ederiz. Kolay gelsin sana. Abi ben teşekkür ederim. Eyvallah. Saygılar. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Selamlar abi. Eyvallah. Şimdi, tabii zor işler onlar. Zor tabii. Bence yani bu ülkede mesela çok fazla yazarlık atölyesi görüyorum ben yine. Ya önüne gelen atölye açıyor. Evet. Ama demek ki bu kadar çok insanda yazar olmak istiyor. Bir şey yazmak istiyor. Yazar olmak istiyor ile bir şey yazmak istiyor ayırmanız hoşuma gitti. Evet. Ama ben neyi ayırdığımı şey yapamadım. Ayırt edemedim şimdi. Ya bu böyle şeyleri Murat Bentiş'e sormak lazım diyeceğim şu an. Evet. Şeyim midem şey. Ekşi mi biraz? Biraz evet sabah salam kaşar sandviç yedim. Onun yangısı devam ediyor bende. Bu arada şu midem deyince aklıma geldi. Geçen gün senden iyi olmasın bir arkadaşla uzun oturuyoruz evde.
Dedi bir şey sere dedim artık yani hani bir şey sere dedim ki hani bir şey olsun. Olur dedim yani 2-3 tane film var. Ben de dedim işte bir tane koydum. Senin ikinci uzun metrajına denk geldi. Benim. Evet. Benim ikinci uzun metrajım uzundur yalnız. Hepsini izleyemedik zaten. Evet. Şeyde aşağı yukarı 3. sahnede. Bu montaj dedi. 3. sahne. Evet montaj. İyi anlamış. Evet. Evet. Nereden anladın dedi. Böyle bir derin bir sessizlik oldu. Sonra merak ettim. Yani evet. Benim bildiğim 16 tane de kısa metrajım var senin. Benim evet. Çatı katında evet, çektiğim. 16 evet. Onlardan 2-3 tanesini daha koydum arka arkaya. Hakikaten montaj. Montaj mı diye. Hakikaten montajmış. Evet. Evet. Tebrik ederim sizi yani hani herhalde yani. Yani yakından görmeyen biri onun montaj olduğunu hakikaten herhalde yani tabii. Büyük tebrik ederim. Sonuçta yani. Ben de insanım. Ben de topraktan yapıldım. Evet. Evet. Burada böyle hani yeri gelmemişken aklıma gelmişken şey yapayım dedim. Sen 16 kısa metrajın mı var yoksa benim bildiğim mi 16? Yayınlanmış 16. Size yayınladım. Size bana yayınladım. Yani yayınlamamışlar şey. Evet. Ham. Ham da ama montaj yapıyor. Yaptıkça şey yapıyor. Evet. Sonra dedim sen bir git buradan dedim ya. Bir git. Bu saatte gidemem dedi. Hangi saatte gidersin dedim. Sizin bu sorularınıza hayranım gerçekten. Çok makul. Hadi kaba mı davranıyorsun? İnsanca. Evet. Yani hangi saatte gidebiliyorsa o saatte git. Evet. Ama git yani. Ama git. Gidebileyim yani. Git yani git. Git yani. Git. Hadi ben bayılıyor muyum yatakta insan kovmaya yani? Ayıp bir şey. Allah aşkına yani. Kim sever böyle bir şeyi ya? Gerçi ben çok severim. Ben de bayılırım. En sevdiğim şey adam bir tanesi. Ben kovmaya değil. Atmaya bayılırım yani. Evet. Evet doğru. Hatta benim bir şey dönemim vardır. Kırmızı dönem diye geçer sanat tarihi kitaplarında. Evet. Biliyorum. Ben yani, biliyorum o dönemi. Evet. Yani yatak odasında sadece yatağı kullanmamak üzerine bir challenge yapmıştı. Evet. Minimalistik challenge. Evet. Evet. Bayağı bir gençtik. Şey, avantgardizm. Çok avantgardtım mesela. O zaman zaten öyle de giyinirdim hatırlarsan. Hatırlıyorum. Evet. Yani şu köşeden görsen abi avantgard geliyor. Evet, tabii. Derdim. Ya dünyanın da şey yıldır be. Evet, avantgard yıldır canım. Evet. Şey, Bauhaus. Bauhaus. Şey. Bauhaus'u görmüştük. Ne diyorsunuz siz ona? Hamburg. Kopenhag. Kopenhagen. Şey. Yok, Frankfurt'ta okul açmıştık. Frankfurt okulu bu. Paul Klee'ler. Dilim sürçtü. Ha evet şey. Paul Klee'ler. Sonra aşağıda Dürer. Şey neydi o Dürer? Dürümcüydü. Dürümcü var orada. Şeyler. Daha Akdeniz'e yakın. Sen o Dürer'in bir yani dürüm yemeye gitmiştik. O bir dürümcü mü açmıştı? Tabii. Dürer Baba. Dürer Baba. Evet. Hiç unutmuyorum. Böyle bir şeye girmişsiniz. Benim kırmızı dönem o gün bitti zaten. Bas kırmızıyı demiştin. Koymuştuk. Sen de onu yedin. 8-9 kilo ayranla birlikte. Çok kırmızıya dönmüştün. Evet. Dedim artık mavi döneme geçmem lazım. Alper Dürer. Alper Çeker. Şey.
Bergin Doruk, Hans Müller, Karl Heinz Müller, Richard Beckenbauer, Richard Blackmore, Richie Blackmore, Purple Rain. Purple Rain. Slash. Necati Tüfenk. Niyazi Berkes. Turgut Uyar. Hande Yener. Gonca. Billy Ray Cyrus. Evet, doğru. Erol Egemen. Elton John. Candle in the Wind. Evet, Suat Tök. Necati Tefenk. Uğur Şahin. Evet. Umberto Eco. Paul Nodini. Evet. Defne Samyeli. Sen söyle. Nez. Mercan dede. Geçmiş olsun. Gıcık yapar yani. Gıcık yaptı yani. Mercan dede yapıyor bana şey. Sezen Aksu. Dilimin ucunda diyor devin. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet, daha dinleyenler Kaybedenler Kulübü burası. 2023-12 ne oldu? Nisa'yı dinlemektesiniz. Bugün 23 Mayıs Perşembe gecesi. Evet. Saat 23.07 tam olarak. Şu anda Kadıköy'de ılıman, yağmursuz. Evet, yaklaşık 17.5 hissedilen 18.5 derece yağmursuz, ılıman bir geç bahar. Gelemeyen bahar. Evet. Nemsiz. Şeysiz, tatsız. Tuzsuz. Hadi yani. Lodossuz her şeyden önce. Lodossuz. Bir gecede canlı yayındayız daha dostum Mete Avunduk'la birlikte. Hatta bir dinleyenimiz var. Ferhat sanıyorum. Evet, Ferhat. Ferhat Portakal. Evet, merhaba. Viyana. Evet, Viyana. Evet. Selamlar. Selamlar. Ne yapıyorsun Viyana'da Ferhat? Viyana'da sinema okuyorum. Ne sineması? Film okuluna gidiyorum burada. Orada sinema üzerine... Genel. Evet. Film yapmak üzere yani. Evet. Senaryosundan şuna kadar her şey. Çok mi? İleri seviyede bir okul mu? Ya aslında Viyana'da sadece iki tane sinema okulu var. Birisi Haneke'nin direktör olduğu akademi. Oraya başaramayanlar buraya geliyor. Yani siz başaramayanlardan mısınız?
Evet, kaybedenlerin diğer ismi başaramayanlar. Ben bunu başarı olarak şey yapıyorum. Yani. Ben de. Haneke'nin yönettiği bir okulda okuyacağıma gider şeyde Utrecht'de Uter miydi? Utrecht iktisat okurum daha iyi ya. Evet. Bir de benim bildiğim İngiltere'de vardır bizim, affedersin, bizim orada bir okul. Evet. En iyisi derler. Herhalde orayı okuyamayanlar Haneke'ye gönderiliyor. İşte bizim esas şey de vardı bizim. Moskova'nın biraz aşağısında bir okulumuz vardı. Sosyalist. Sinema okulu canım. Sosyalist sinema okulu mu? Yok, sosyalist falan. Sosyalizm mi kaldı amca? Sosyalizm kalsa zaten şey olurdu şimdiye kadar, devrim olurdu. Evet. Sosyalizmi yıkmak üzere değil mi? Evet. Evet. Belki de olmuştur. Memnun musun? Yani oradaki hayattan şey bir bahset bize biraz. Ya memnunum çünkü doğup burada doğdum, burada büyüdüm. Evet, aksanından biraz şeyi hissettik ama yani çok, orada doğup büyüdüysen Türkçen evet, çok iyi. Evet, bence de. Eyvallah. Ya zaten sadece doğup büyüme, nasıl söyleyeyim, Türkçe okumak, Türkçe dinlemek, söylemek. Bunlar hep bir şeydi yani. Burada olmak bir şey değiştirmiyor. Çünkü ailen çok Anadolu'dan geldiyse, uzayda da olsa o Anadolu havasını her türlü yaşıyorsun. Siz nerelisiniz Ferhat? Ailem Konyalı. Ha, ortadan. Evet. Çok iyi. Nasıl gitmişler oraya? Vallahi bizimkiler tabii geri dönme hayalleriyle gitmişler ama tabii geri dönemeyince de bir mecburiyetten de bir kalma şey var ama tabii kimse şikayetçi değil. Bence de şikayetçi. Halinde. Peki sen nasıl oldu da sinema okudun? Ya ben aslında garsonluk diye hiç okumadan işe başlamıştım. Sonra bir dönem fotoğraf çekmeye başladım. Sonra fotoğraf tatmin etmeyince videoya geçtim. Sonra dedim ki ya ben bunu biraz içine gireyim dedim. Şimdi tam içindeyim aslında. Kısa hikayeler yazıyorum. Bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Hatta ne çekeyim ne çekeyim derken de sürekli önden geçiyor aslında. Çok iyi şeyler de. Bir gün mesela çok tuhaf değil ama bir güzel bir şey oldu. Bizim o Viyana'da bir adamla tanıştım. Benim çalıştığım bir restoranın hemen yanında. Avusturya'da tek şah satan adammış. 70 küsur yaşında. Ne satan? Şah. Şahmat oynadı var ya. Satranç. Satranç pardon. Satranç. Evet. Onları satan bir adamla tanıştım. Ve 70 küsur yaşında ve bana orada kimlerin gelip gittiğini söyledi. Misal Falco'nun gelip satranç oynadığını söyledi. Bununla beraber. Ve dünya şampiyonlarının bir kere uğradığını söyledi. Aa, güzelmiş. Evet. Acaba dedim ben de sordum. Çünkü direkt şey olmasın diye yardım filmle aranız nasıl? Yardım seviyorum. Ama yaşım geldi artık. El değiştirmesi gerek. Birilerine vermem gerek. Karar veremiyorum. Ben dedim ya peki bir dokumentasyon yapabilir miyiz? Dedi seve seve. En azından bir arşivde bulunur dedi. Dedim tamam. Yani bugün böyle bir şey oldu aslında biraz rahatlattı beni. Çünkü arayış peşindeyim. Okulun son iki ayı bir kısa film çekmem gerek. Bitirme filmi. Evet. Güzel bulmuşsun işte. Buldum evet bunun güzel. Biraz. İyi. Peşindeyim. Eyvallah. Güzelmiş. Ama sürekli tabii salı günleri. Eyvallah Ferhat sağ ol. Eyvallah Ferhat. Sağ ol. Ferhat görüşürüz. Herkese selam. Haberdar et bizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Eyvallah. Vay be. Evet. Yani bugün aslında biraz bu konuyla da ilgili değil mi? Bugünkü hediyemiz. Evet, evet. Aslında konuya bir tam giriş yaparken biraz zihnimiz dağıldığı için doğru ismi ararken biraz önce. Aslında bir şey yazmanın en zor tarafı İlk cümledir. Birçokları için. Evet. Evet. Katılıyorum.
Ama bu aynı zamanda yani hazır yazılmış bir cümle üzerinden devam etmek de çok yani tetikleyici bir şeydir. Evet. Ya mesela ben yani çok fazla şey yazmadım hayatımda ama ilk cümleyi yazdığım ilk cümlenin yazmak istediğim şeyle genellikle hiç alakası olmadı. Ama yani bu işte çok değişken bir şey. Mesela, evet, herkese değişik çalışıyor evet, olabilir. Evet. Ama şu hakikaten çok yol açan bir şey. Yani bir hazır bir cümle ve onun çağrıştırdığı üzerinden kurgulamak bir şeyi. O yüzden bugün bir Kaybedenler Kulübü defteri hediye edeceğiz değerli dinleyenler. Bugünkü oyunumuz bu. Ve harika bir oyun bence bu. Evet. Kaybedenler Kulübü defterini kazanmak için yani şu anda bu ülkede satın alınabilir en ucuz bira fiyatı olan 37 lira radyoma bağış kısmına bağışlamanız yeterli olacak başlangıç için. Bunların arasından bir seçim yapacağız ve ilk cümleyi Mete ya da ben yazacağız defterin başına. Biz belirleyeceğiz. Evet. Defterin başına da el yazısıyla bunu yazacağız. Evet. Ve son cümleyi de biz yazacağız. Evet. Yani dolayısıyla size çok da bir iş kalmıyor yani. Kısa romanın ya da hikayenin diyelim nasıl başladığını ve bittiğini belirleyeceğiz. Ve ben bunu arttırmak istiyorum. Evet. Tam ortalarında bir yerde bir cümle de yine bizden olacak. Evet, üç cümle yazacağız. Başa, sona ve rastgele bir sayfasına. Bu son sayfa olması da gerekmiyor. Kaç sayfa hissedersek o kadar evet. Bir sayfaya son cümleyi yazacağız ama bunu son cümle yapmamak yine sizin elinizde olacak. Dolayısıyla böyle bir challenge'ımız var. Bu defteri kazanan kişinin bu cümlelerin içinde yer aldığı bir metni yazıp bize göndermesini istiyoruz. Onu burada okuyacağız evet. Ve belki de yayınlayacağız bu Kaybedenler Kulübü'nün yeni projesi. Bir kaybeden proje olarak her programda bundan sonra böyle bir defter oyunumuz var. Evet. Bunun için bu oyuna dahil olabilmek için bir boğazımızı ıslatacak minimal bir radyoya destek olarak göndermenizi istiyoruz size. Değerli dinleyenler. İlk cümleyi ben söyleyeyim mi şimdiden? Bir deneyin. Yani uygun görürseniz. Dinliyorum sizi. Kağıt kalem elimde. Uyandım. Her yer kırmızıydı. Uyandım. Virgül. Boşluk. Her yer kırmızı. Her yer kırmızıydı. Buradan yani bir sürü yere gidebiliriz. Güzel. Diye düşünüyorum ben. Ben de bir şey. Uyandım her yer kırmızıydı. Evet. Belki gece uyanmıştır, gün batıyordur. Belki yanındaki kadını boğazlamıştır. Belki sabah tam ağırmıştır. Belki Pasifik'te bir balkonda uyanmıştır belki. Ya da şeyde hayvan kesilen yere ne diyordunuz siz? Mazbata. Ha. Belki mazbata da uyandı. Evet. Nasıl gittiyse oraya. Nasıl sızdıysa. Kanıyla gitmiştir. Evet, güzel. Güzel. Evet. Evet, böyle bir defter armağan edeceğiz. Bu gecenin sonunda bir dinleyicimize ve bu oyunumuza dahil olmak için.
ortadaki cümle içinde tütün, içinde tütün geçen bir cümle olsun istiyorum abi sanki. Tütün mü? Tütünlü mü olsun? Evet. Sanki yani. Çok emin değilim. Sonra karar veririz. Hı, olabilir. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet değerli dinleyenler, bugün çok önemli üç konu üzerine konuşuyoruz. Fark ettiyseniz hayat, kadınlar ve aşk. Ve aşk. Ve bugün Kaybedenler Kulübü'nün en önemli bölümlerinden biri. Aslında bir halk hizmet. Evet. Standartları ayarlama enstitüsü ile ilgili konumuz. Bir konumuz var. Bir standart belirleyeceğiz. Evet. Buna mecbur kaldık. Biliyorsunuz iki program önce domates çorbası standartlarını belirlemiştik. Takdir edersiniz ki ülkemizde gerçekten her şey bir başıboş, bir değer bilmezlik, bir kadir çiğnatsızlık. Evet, doğru, doğru. Bir tür ıssızlık, bir adam senden geçticilik, adam sendecilik. Hadi sana ya, cılık. Cık, ters gündecilik. Doğru, evet. Ters taklacılık. O da doğru. Hadi be sendecilik. Hadi be sendecilik. Ben bunu niye yaptım cılık? Doğru, o da doğru. Evet. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Çok önemli bir, daha doğrusu standarda değineceğiz. O da kabak yemekleriyle ilgili olacak. İlgili olacak. Saygıdeğer dinleyenler, affınıza sığınarak kabak yemekleri temelde ayrılmaz. Evet. Kabak yemekleri bir standarda bağlı olarak yapılır. Ama siz, yok efendim ben bunu kıymalı yapacağım, yok efendim ben bunu etli yapacağım, yok efendim ben bunu kaburga üzerinde önce bilmem ne yapıp sonra da bilmem ne yapacağım deyip ikiye ayırmak istiyorsanız, kabak yemekleri genellikle etli ve etsiz olarak ikiye ayrılır. Kabak yemeklerinin makbulü tabii ki zeytinyağlı. Yani kabak yemeği pek et kabul etmez. Etmez. Ama bazı zihniyetler bunu kıymalı. Estağfurullah. Etli de değil de kıymalı kabak olarak. Yani bir tencere yemeği olarak. Ya ben yemem de. Yani bir görgüsüzlük de demeyeceğim. Yani ne kadar Elton John vari bir davranış bu. Yani yapana da yiyene de şey yapmam. Evet. Ama yani. Ya bunu yapsa Erol Egemen yapar zaten. Ben o şey diyeyim yani. Ya ona bile itham etmek bana şu an şey yapmıyor. Evet. İçine sinmiyor. Yani gerçekten. Şimdi doğru bir kabak yemeği zeytinyağlı yapılır. Evet. Domates, zarmısak kullanılarak, zeytinyağlı olarak pişirilir. Sonra dinlendirilir. Yaklaşık 8 saat, 8 derecede. Derece değiştikçe saat değişir. Aynı oranda değişir. Evet, aynı oranda değişir. Ama 8 derecenin altında kabak, zeytinyağlı kabak yemeği dinlenmez. Ve yenmez. Evet. 8 derecenin altında bir kabak yemeğini, yani herhangi bir şey dinlendirmeye kalkmak bu bir ne bileyim
bir büyükbaşı dillendirmek gibi bir şeydir yani. Yani dile getirmek gibi bir şeydir. Olmaz, olmayacak şeyler var abi. Evet. Eğer kabak yemeğini etli yapmak istiyorsunuz, kıymalı olur. Bu da büyük ihtimalle. Yani bir kere koyun kıymasından olmaz. Ya dana kıymasıyla denenebilir tabii. Ha. Yani o da protein ihtiyacınız varsa. Varsa. Ki ben yani hakikaten gerçekten şey buluyorum. Bazı kültürlerde kabak yemeği en son aşamada çırpılmış yumurtayla ya da kaymakla yapılır. Terbiye manası. Bizim evet tabii ki Balkan yani daha soğuk iklime giden Balkanlar, yani Bulgaristan, Romanya, Norveç'e kadar giden kültürlerde denilir ve mantıklıdır çünkü o var. Ama yani hani kıymayla kabak nasıl buluşur? Ancak dolma olursa buluşur. Mükemmel buluşur. Şimdi bunun da aksi bir şey yapmak mümkün değil. Yani kıyma dolma yapacaksan kıymasız olmaz. Olmaz. Ya gerek yok yani çünkü. Hani olur, şöyle olur. Yani vejetaryansındır ya da babanızın ülseri vardır. Ne bileyim bir şeysi. Neyse, bir şeysi evet, vardır. Hani ona bir imam bayıldı gibi soğanlı, domatesli, öldürülmüş evet, baharatlı bir iç hazırlar, sana fırına gömersiniz. Olabilir. Ama tavsiye etmem. Yani gerek yok. Bu yüksek standart değil. Bildiğiniz gibi standartlar ikiye ayrılır. Yüksek standartlar, standartlar ve yüksek standartlar. Her nasıl yapıyorsanız yapın. Kabak yemeğinin standardını belirleyen şey dereotudur kardeşim. Evet. Esas yüksek standardını belirleyen şey dereotu. Dereotu pişmeye gelmez. Evet. İnce kıyılır. Evet, ince kıyılır. Serpilir. Serpilir. Sizin burada tercihiniz eğer amiyane deyişle kıymalı. Sonra patates de koyalım. Servis esasında üstüne serpilebilir. Yani ya bir de şunu karıştırmayalım abi. Patatesi, patates oturtmaya 2-3 dilim kabak attın diye o kabak yemeği olmaz. O olmaz. Kabaklı patates oturtma olur. Olmaz. Kardeşim. Adı üstünde patates oturtma olur. Evet. Ama kabak gretenler, şunlar, onlara girmeyeceğiz. Ama yani sonuç itibarıyla yok ha. Efendim Ebru dereotu sevmiyormuş. Ebru kim be? Ya lafın gelişi. Misal bir bayan yani. Ayşe gibi. Evet. Sevmiyormuş. Ben buna dereotu koymam. Ayrı yap kardeşim o zaman kendine. Yapma. Ya da yapma. Yok şimdi onunla mı uğraşacağım? Uğraşacaksın kardeşim. Uğraşma. Ya da uğraşma. Uğraşma. Bak ne kadar basit. Ya hayatımızı basitleştirelim. Evet. Her şeyden önce hayatımızı basitleştirelim. Bu basit standarda uymuyorsanız kabak yemeği yapmayın. Yapmayın kardeşim. Patlıcan yemeği yapın. Evet. Pardon. Kabak yemeği yapamayan patlıcan yemeği yapamaz. Zaten yapamaz. Makarna yapın ya. Evet. Domates soslu. Evet. Salçalı. Yapamaz. Evet. Salçalı. Salçalı. Üstüne yoğurt koyup yiyin. Evet. Evet. Sizin neyinize ya kabak yemeği yapmak? Evet. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz siz ya? Siz kimsiniz kardeşim? He? Siz kimsiniz ya? Kabak ziyanı derler buna. Kabak katliamı. Ya. Kabak toprakta yetişiyor. Sizin gibi her yerde dolanmıyor. Evet. Bir kabak kaç yılda yetişiyor? Ya 2 hafta falan. 2 hafta hep oluyor. Toprak iyiyse yani. Arzı sebzedir ya. Ama çok gübre ister abi. Çok gübre çok ister. Su ister, su. Kabak su. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi.
Evet, Dinleyenler Kaybedenler Kulübü burası 2023-12 23 Mayıs Perşembe gecesi nüshasında daha doğrusu Mete Onluk ve ben Kaan Çaydamlı canlı yayındayız Kadıköy'den. Önce bir YouTube kanalımızı hatırlatalım, yine hatırlatmakta fayda var. Kaybedenler Kulübü Official YouTube kanalını takip almanızı ve kaçırdığınız nüshaları orada bulabileceğinizi hatırlatmak. Evet, bunun için YouTube'a girip Kaybedenler Kulübü Official'ı bulup abone ol. Subscribe. Evet. Sub ya da değil ya. Subscribe oluyor yani. Evet. Hatta bir dinleyenimiz var. Zeynep. İyi geceler. İyi geceler, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Yalnız bu gece ikiniz de çok öksürüyorsunuz. Yalnızlıktan oluyor o ya. Üst solunum yollarından değil yani. Yok, alakası yok. Üst solunum yolum yok ki benim. Ben de bir üst camı açayım. Dikkat edin kendinize. Geliyoruz. Lazımsınız. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yaşıyorum. Ameliyat oldum. Hayırlı. Geçmiş olsun. Ne o? Teşekkür ederim. Bir cilt problemiydi. Bir 15 santimlik dokuyu cerrah, kasap cerrahım benim ama çok sevdiğim bir doktorum. Kesti, aldı, çıkardı. Bütün dertlerimden kurtardı diyebilirim. Geçmiş olsun. Nereden? özel bir yerlerden. Ha. Evet, dükkan kapalı maalesef. Ha, o kötü olmuş. İyi ya. Bir süre dinlendirmek iyidir. Nadas'a bıraktık. İyi bari. İyi canım, yani o kötü bir şey değil ya. Yok, yani şey yok, patolojide bir sıkıntı yok. İyi, ama büyük geçmiş olsun. Zaten. Teşekkür ederim. Ya bak, çaydan olmuştur bu. Ya, seks hep diyorum, hijyenik bir şey değil, yapmayın ya. Zaten bence de yani. Seks. Berbat bir şey ya. Ne kadar iğrenç bir şey ya bu söylediğiniz. Yani ben mecbur kalmasam hiç yapmayacağım yani. Ben mecbur kalmasam semtine uğramam. Da yani mecbur her gün semtteyim, şey, kasabanın içinde. Sen bir tür şey yani bir... Ama bu da bir vazife ya, öyle görmek lazım. Yani. Esnafım ben sonuçta. Her gün dükkanı açmam gerekiyor. Evet. Aç kapı. Esnaflık da zor. Hele bu devirde. Yani. Eskiden kolaydı. Her gece 3 dükkan açıp kapatıyorduk. Evet, tabii. Birini şimdi... açıp birini kapatıyorduk. Şimdi böyle mi? Şimdi öyle değil. Öyle Zeynep, yani çok da şey yapma yani. Yok, çok sıkıntı değilim, iyiyim onun dışında. Ya bir Ahmet vardı, nerelerde, haberiniz var mı? Ahmet kim ya? Uzun. Manisa. Uzun mu? Manisa şey, Texas. Texas'ta en son arka bahçesinde havuz olan bir şey evinin, yani böyle ucuz bir evin. Ama havuzu var arka bahçesinde. Ucuzdur. Ucuz. Havuz ucuz. Adam, adam yaşıyor bu hayatı ama bizi unuttu galiba. Ya biz haberleşiyoruz Ahmet'le. O iyiymiş. Arada bazı fotoğraflar atıyor. İyi yani, her şey yolunda, keyfi yerinde. Buraları da pek özlüyor, öyle söyleyeyim. Özlüyordur tabii. Öyle Zeynep. Ne düşünüyorsun defter hediyemiz konusunda? Yani bir şey söyleyeceğim ama ne kadar size uyar bilmiyorum. Yani yazan özgürce yazsın, başı sonu ortası siz bağlamışsınız, adam ne yazacak? Hayda, öyle olur mu ya?
O zaman bizden ben tam tersini düşünüyorum. Gitsin yani, kırtasiyeden alsın defteri yazsın kardeşim. Evet, boş, kaç her tane yer, her şey yer boş hocam. Defter kaynıyor yani. Bir defter mi veriyorsunuz yoksa birkaç tane Bir. Her programda bir defter. Yani birkaç tane defter verseniz çok çeşitli varyasyonlar çıkardı. Yaratıcılık açısından daha zengin olurdu. İşte her program bir tane vereceğiz diyorum. Kimseyi yarıştırmaya çalışmıyoruz. Bu defter, bu gece vereceğimiz defter şöyle başlıyor. Uyandım, her yer kırmızıydı. Kırmızıydı. Şimdi, Zeynep. Aklıma umay umay geldi. Şimdi Zeynep. Aha. Bu handikaplı açık arttırmamızda. Bu defter artık bu gecenin sonunda kim kazanacaksa. Defterin yani ortalarında bir yerde, bu hikayenin ya romanın ortalarında bir yerde. Şöyle bir cümle geçeceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu neredeyse şart koşuyoruz. Orta cümle. Tütün demiştiniz. Ben tütünlü bir şey olsun dedim. Yani şöyle bir şey geliyor aklıma yani. Yani tütünlü sararken arasına koyacağı şeyin ona ne kadar mutluluk vereceğini düşünüyordu. Fakat tam tersi de olabilirdi. Bu cümle ama sen roman yazmaya başladın. Sonunda tehlikeli işlere girmemeye karar verdi. Şöyle bir şey yani. elim yanıyordu ve tütünü oraya bastım. O da olabilir. Elimi kestim, üstüne tütün bastım. Kanayan yerime tütün bastım. Ya bu devirde tütün basan var mıdır amirler? Ben basıyorum. Ben sürekli basıyorum. Yok canım. Evet, sürekli kanıyorum ben. Yani hakikaten işe yarıyor mu o? Hem de nasıl? Yarıyor. Bir işemek bir de tütün. Hatta işeyip üzerine tütün basarsan kesin çözüm yani. Daha etkili. Hı-hı. Hem asidik hem antiseptik. Evet. Üre. Yani. Ürik asit. Tabii yani başka şeyler de süzmüş olabilir. Bir de böbrek yani. Şey vardı, ben çocukken tütün kolonyası vardı. Var hala da. Var mı hala? Ama ne kokardı ya. Güzeldi o. Şöyle Amir, aklıma şöyle bir şey geldi. Uzun süredir bulamadığı tütünü Hollanda'daki arkadaşından Bir dakika. Tamam. Uzun süredir bulamadığı tütününü. Uzun süredir bulamadığı tütününü derken, yani tütününü kaybetmiş anlamında demiyorum. Harmanını yani. Arayıp bulamıyor. Denizle limanın hemen arkasındaki sokakta bulunan tütüncü dükkanı vitrininde gördü. Tütüncü beyaz bir takım giymişti. Yakışıklı mıydı bari? Üç defa tütün geçiyor, değiştirmiyor. Olmadı. Yani Zeynep kafamı karıştırıyor. Bunu alalım yayından. Tamam, tütün yani şart değil. Uzun süredir bulamadığı tütününü Tamam. Denizli limanın hemen arkasında bulunan dükkanda dükkana bulurum umuduyla girdim. Dükkana
girip burada yalnız yaşanıyor mu diye sordu. Başka bir şey yazmasın zaten. Yok hayır, bu sonuçta kitabın ortasında böyle bir şey sorsun ki kitabın sonunda ne olacağı daha Oh neler var. Burada dükkanı tanımlamak, tütün satan adamı tanımlamak. O da artık o da sizin işiniz. Biz o kadar da kitap yazabilecek olsam ben bugüne kadar kendim yazardım. Kendin yazardın, doğru. Evet değerli dinleyenler, defterin birinci ve rastgele bir noktasında yer alan cümle belli oldu. Evet, ilk cümle bu defterde, ilk cümle: uyandım, her yer kırmızıydı. İkinci orta cümlemiz, daha toplamaya başlıyoruz. Uzun süredir bulamadığı tütününü Denizli Limon'un hemen kenarında bulunan, toplayacağız burayı. Yani denizi geç, limanın arkasındaki dükkan tütününü bulamayıp Denizli Limon'un hemen arkasında bulunan dükkana girip burada yalnız yaşanıyor mu diye sordu. Evet, bu herhalde kullandığı harmanın ismi. Nasıl böyle bir şey yaptın? Büyük ihtimalle öyle bir şey. Birazdan da bugün armağan edeceğimiz defterin sonundaki cümleydi. Bağlayacağız. Seni de bağlayacağız Zeynep. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Her zaman. Evet, bu akşam bir dinleyicimize, bir radyoma destekle bize katılan dinleyicimize bu başı, ortası ve sonu neredeyse belli. Kaybedenler Kulübü defterini armağan edeceğiz. Bu oyunumuza katılmak için bize bir radyoma destek kısmımızdan bize bir destekte bulunmanız yeterli olacak. Yaklaşık bir 10 dakika sonra da kitabın son cümlesini belirleyeceğiz ve oyunumuz da sona erecek. Evet. Çok acıklı, çok üzüldüm. Ben de şu an şey oldum, yıkıldım açıkçası. Ama sana harika bir şey çalacağım. Son günlerde duyduğum en iyi şey bu. Bir de şuradan şuraya tutarsan. Tutun galiba. Looks the same. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Ne kadar zor değil mi ya? Yaşamak değil mi? Evet. Evet. Ne kadar zor ya. Ölmek hep daha kolay geliyor. Büyük ihtimalle insanlar, bizim insanlar dediğimiz şey bu yüzden bu kadar direnç gösteriyor. Tür değil mi? Evet. Öyle bir tür, evet. Evet. Çok garip. Yani çok garip değil de çok garip. En zoru tekrar şey yapmak, dirilmek çok şey yapıyor beni. Şimdi işte, çok yoruyor, çok yıpratan bir işte şey. Evet. O çok bizim reformasyon dediğimiz. Evet. Evet, tekrar o şeye gelme. Ama bir deformasyonu da evet, yanında taşıyor yani. Evet. Her yeniden dirilişim, evet, kalıcı evet, bir başka deformasyon bıraktı bende. Gerek ruhumda. O gerek ruhundadır. Evet. Şeyin de dediği gibi, hatırlıyorsun, çok
mikro hikayeciydi kendi. Evet. 149 numaralı hikayesi şöyledir. İçini kaz. Ne? Al. Yani. Al. Evet. Ayıp. Kaz. Evet. Yani. İçini kazmak mezar kazmaya benzemez. Benzemez. İnsanın kendi içini kazması. Yani kendi mezarını kazmasına da benzemiyor. Benzemez. Nereden geldiysen orada oraya gide de benzemiyor. Evet. İçine bakmaya da benzemez. Ha. Benzemiyor. Benzemez. Çünkü içine bakarsın yani. Evet. Ama görebildiğini görürsün en fazla. Bu gözün görüyorsun. Derin kazmak zor. Evet. Evet. Öyle mi sayın dinleyen? Öyle. Son cümleyi sen yazar mısın? Defterin son ya, cümlesi. İsterseniz. İsterim. Olur bir şeyler. İsteriz. Evet. Harika şuradan bir... Şuradan devam edebilir miyim peki? Harika bir... Pardon. Harika bir gece, harika bir... iki saat geçirdik Sezgi. Evet, farkındayım. Çok özlemişim zaten, geçen hafta yoktum. Farkındayız. Evet, farkındayız. Ve harika bir armağanımız var bu gece... Dinleyicilerimiz şu an yeni yeni anlıyorlar ama bunu büyük bir yere taşıyacağız. Sesler çok iyi, yazmanız çok iyi. Bu arada kesinlikle yazın. Şöyle, yani ortasına, sonuna, kıçına, başına, neresine olursa olsun. Şöyle harika, şöyle bir harika armağanımız var bu gece dinleyicilerimizden bir tanesine. Ama buna devam edeceğiz. Boş bir Kaybedenler Kulübü defteri armağan ediyoruz bu gece. Bu handikaplı açık arttırma oyunumuzun sonunda bir dinleyicimize. Bu defterin başında bir cümle, birazdan sonunda bir cümle ve ortalarında bir yerlerinde bir cümle olacak. Bu gece bir dinleyicimize bu defteri armağan edeceğiz. Eğer dilerse, şart değil. Dinleyicimiz araları doldurup bize bu defteri geri gönderirse, bunu burada bizzat okuyacağız. Evet, ayrı bir program. Ve okursak büyük ihtimalle de yayınlayacağız. Evet. Yani sonuna kadar okuyabilirsek de yayınlayacağız. Şimdi Sezgi. Evet. Defterimiz, bomboş defterimiz şöyle başlıyor. Hı hı. Uyandım, her yer kıpkırmızı. Kırmızı, evet, hatırlıyorum. Ortalarında bir yerde, burasını tam toplayamadım ama ben iyi editörümdür, toplarım. Uzun süredir bulamadığı tütününü limana yakın bir yerde bulacağını düşündüğü dükkana girip burada yalnız yaşanmıyor mu diye sordu. Mete pardon, bu orta cümleyi siz mi yazdınız? Evet, ortalarda rastgele bir yere. Biz beraberiz. Evet. Evet. Son cümleyi senden istiyoruz. Evet. Son cümleyi sen... Sen yazıyorsun ve bu defteri bu gece Standart FM'in biliyorsunuz artık web sitesinde radyoma destek kısmına girip bize destek olan dinleyicilerimizden bir tanesine, daha yüksekçe destek olan dinleyicimize daha doğrusu gecenin sonunda armağan ediyoruz. Sezgi, bu bu hikaye nasıl biter? Hangi cümleyle biter? Burası önemli. Ya da bitmeli yani. Bitsin istersin. Ya da bitmesin mi?
Evet, onu soracaktım. Bitmesin mi acaba? Bence biz. İçimden şöyle bir şey geldi. Başlayan her şey bitmeye başlar. Sezgi sonuçta. Her şey bitiyor zaten de tekrar başlıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz reenkarnasyona inanır mısınız? Hayır, inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Teşekkür ederim, ben de inanmıyorum çünkü hiç hoşlanmam. Evet, ben de. Evet. Bu benim 4. reenkarnasyonum. Ben 6 defa şey yaptım. Yani her seferinde inanamıyorum yani. Çok iyi bu arada. Ben hiç bilemiyorum mesela. Nereden bileceğim onu bilemiyorum. Nasıl bilebiliyoruz bunu? Bilemiyorum. Geçen gece eşim sordu, bu ne dedi? Reenkarnasyon dedi. Sen bayağı o zaman reenkarnasyon oldun yani. Ya şöyle şu tarafa doğru reenkarnasyon yapmışım. Tövbe yarabbim. Bunu sordu. Bu esnada neresindeydin? Cama doğru gidiyordum. Ha, bayağı reenkarne olmuşsun sen. Evet. Sen sabah, erken sabah reenkarnesi oluyor mu sende reenkarnasyon? Yok, oğlumla yatıyoruz. Ha. Ben de bunlar şey. Ha, olmaz abi. Ama geçen gün oldu. Sabah kuşluk vakti böyle bir uyandım. Sabah reenkarnasyonu. Evet, erken sabah reenkarnasyonu olmuşum. Çüş dedim ya. Yani kaç yıl oldu şöyle bir erken sabah reenkarnasyonu olmaya? Olmayalı. Hemen sağımız. Eskiden ben beyaz yakalıyken şeyde olurdum. 14 numaralı otobüste olurdum. Bostancı mı? Bostancı Ayaz'a. Ya köprüyü geçer geçmez reenkarnasyon başlardı bende. Otobüste. Çok iyi be. Çok zorlanırdım ama. Sezgi. Dinliyorum. Şimdi ben dinliyorum diyorsunuz da buna inanmayacaksınız. Neye? Rakı Alberç benim halam olur. Olabilir. Allah rahmet eylesin. Ben yüzlerce kesilen karne olan biri olarak buna şaşırmam. Ben dolayısıyla benim gibi bebekliğinden beri sabah ereksiyonu yaşayan insan yoktur. Muhtemelen. Çok normal. Çok anlaşılır bir kere. Yani, kendisine de söyledim bunu. Bir de çok insani yani. Çok insani. Kendisine de söyledim. Hala dedim yani, kusura bakma. Çüş deseydin. Çüş deseydin. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Kaan, size sormak istiyorum. Tabii Sezgi. Yani geçen dediğiniz şey şu yol zamanında mı? Güzel bir yol yaptınız. Güzel. Yağmur da yağdı, ıslandınız. Evet buraya pert şekilde geldi. Evet. Ya onu çok merak ediyordum. Bir de bir şey daha merak ediyorum. Hatta belki kıskanıyorum. Ya arkanızı atlayan biri çıktı mı? Atlayan derken yani önümüze atlayan çıkmadı, onu biliyorum ben. arkama hiç bakmadım yani. Arkanıza hemen kıçının arkasına şöyle beline sarılıp falan, evet. Yoldan birileri çevirmedi mi? Yok, çevirmedim maalesef. Çok yağmur vardı. Ya, Mersin olsaydı, iki gündür Mersin de yağmurlu, ben çevirirdim. Hayda. Evet, kesinlikle. Ben ama o tür durumlarda reenkarne oluyorum. Ya. Yani birisi arkamdan sarılırsa direkt reenkarnasyon başlıyor ben. İyi, tamam. Geriden reenkarnasyon. Komple reenkarnasyon, ama yani bunun bir sakıncası, senin için bir sakıncası olacağını sanmıyorum. Bunu bir teklif olarak aldım, düşüneceğim yani. Evet Sezgi, senden bu romanın sonunu bekliyoruz. Peki, hemen çünkü bir şeyler söyleyeyim. Çünkü şu an handikaplı açık arttırmanın bu sonu ermek üzere. Sonuçta... Tamam. Kimin el yazısı bu arada, hanginizin? Nasıl? Kim yazıyor? Kimin el yazısı? Kim defterin yazıyor? Birinci cümlesinin el yazısını ben yazacağım. Aha. İkinci cümleyi Mete yazacak el yazısıyla. Üçüncü cümleyi de artık senin adına... Birimiz yazacağız.
giriniz. Orayı merak etmiştim ama neyse, tamam, o zaman söylüyorum. Sen daha çok benim yazmamı istiyorsunuz, anlamadım. Yok, hayır, merak benim ettim. Çünkü sadece. Benim için Kadıköy'de bir şey söylerler. Evet, el yazınız mı iyi? Yazısı tutar, evet, derler. Evet. Tamam. Ama ya çay damla için de bir şey söylerler. Onu şey yapmayayım şimdi. Onu burada söylemeyeyim. Ya bana söyleyin, merak ederim. Yani yazmasa da susar derler. Peki. O yüzden onun arkasına atlamak istemişim. Bir cümle. Ki. Bir cümle bekliyoruz. Geliyor. Geliyor. Her ne kadar derin kazsam da kazıyım, bazı şeyleri kazanamıyordum. Berbat bir cümle oldu, kabul et. Bir saniye bitmedi. Neyse, ben iyi editörüm. Bir cümle dedik. Bir cümle dedik. Noktalı virgül. Noktalı virgül. Öyle olmaz. Her ne kadar. Niye noktalı virgül kabul edilmiyor mu? Hayır. Her ne kadar kabul ediyorum. Her ne kadardan sonrasında. Bir kere her ne kadarla başlayan bir son cümle olmaz. Yok, son cümle olmaz. Ben kabul ettim. Öyle mi diyorsunuz? Tamam, o zaman şöyle değiştireyim. Sezgi. Mete. Sezgi. Mete. Elinin altında bir kitap var mı? Elimin altında yok, çünkü şu an balkondayım. İçeri girmem gerekiyor. Tamam, elimin İçeriden bir kitap alabilir misin? Dostoyevski, Tolstoy. Tabii ki. Herhangi bir şey. Herhangi bir şey. Şey yapayım mı? Şöyle kağıtladığım gibi şey yapayım mı? Kitaplığa tamam, herhangi böyle bir şey. Turgenev. Kitaplığa şöyle bir dokunayım. Nasıl? Turgenev. Çok severim Turgenev. I love Turgenev. Çok iyi adamdı. Gogol. Turgenev iyi adamdı bak. Turgenev var ya. Çakı gibi herifti. Her şeyi, babasından çok çekti. Her şeyi ayrı yere koyarım. Hı. Turgenev. Gogol'u ayrı yere koyarım. Gerçi hiç okumadım ben. Turgenev'i ben de okumadım ama soranlara ezberebilirim derim. Sartre geldi, olur mu? Hiç fark etmez. Sen de olma. Sartre. Ne? Jean Paul Sartre diyorsun yani. Evet. Jean Paul Sartre. Tamam, 37. sayfayı aç. Açıyorum. 37 lira 1-1 o, evet. Evet, 37. sayfayı aç. Allah kahretsin. Açtım. 7. cümleyi oku bize. 7. cümle 1. Okey. Okuyorum. Dinliyorum. Birdenbire. Tane tane. Lütfen. Birdenbire. Birdenbire. Evie'nin gözü. Ne? Evie mi? Evie'nin eve kesmenin tamam, gözü. Tamam, Sezgi'nin de. Birdenbire. Sezgi'nin gözü. Sezgi'nin gözü. Virgül. Gözü. Virgül. Evet. Bir sepet taşımakta olan. Uzun cümleymiş be. Ben şey yaparım bunu. Tartır ama yani. Hı. Olur öyle. Çok şerefsiz bir herifti o ya. Evet, olan 12 yaşlarında küçük bir kıza takıldı. Nokta. Bu da son cümle olmaz. Bu son 37. sayfa dediniz Kaan. Evet, bu, ama yani bu da... kitap 152 sayfalık. Öyleyse şöyle yapalım mı? Bir dakika. 152 sayfanın son cümlesini okuyayım mı? Bir dakika. Bence cesareti olan... Bence güzel olur. Bunlar bitirir diyoruz. Cesareti olan böyle bir şey. Birdenbire gözü. Hı-hı. Bir sepet taşımak. Sezginin gözü. Bir sepet taşımakta olan 12 yaşlarında küçük bir kıza takıldı. O kadar. Bu kadar. Okay, peki tamam. Kitabın ismini merak ettiniz mi? Ya da dinleyenleriniz merak eder mi acaba? Tiksinirim sonra. Dinleyenler merak eder mi? Yok. YouTube'a yazarlar. Bu arada YouTube'da şunu belirtiniz bence. Kaybedenler Kulübü official diyorsunuz ya, 2018'de açılan official sayfası. Yanlış olmasın.
Çünkü insanlar bence hakkındaya bakar sayfaya. Yeni açılan bir şey gibi duyuruyorsunuz. Ama yeni açılan bir sayfadan bahsetmiyorsunuz. Yok, biz yeni açtık. Ama yani ama 2018'de açmıştık. 2023'te açılan bir sayfa yok. Ben baktım, bizi atlattım. Tamam, 2018'de açılan var. Tekrar her şey silinmiş. Ben daha önce de onu takip ediyordum. Sonradan bu yeni nüshalar eklenmeye başlamış bir var mı yani şey? Yani 10. nüsha falan var mı mesela? 10. nüsha 2 gün önce eklenmiş. Tamam, doğru yer. Doğru yer. Yani dinleyenlere de söyleyeyim, 2018'de açılan o sayfa. Tamam, dinleyenlere söyleyeceğiz. Ne zaman söyleyelim? Tamam. Ne zaman söyleyelim? Söyledik yani, bence şu an. Yani 13. nüshada söyleriz. Şu an söyledik bence. Ne yaptın görüşmeyle? Ne yaptım? Geçen hafta Ankara'daydım, o yüzden dinleyemedim sizi. Hmm. Perşembe günü. Perşembe Ankara'ya gitmiştim. Cumartesi pazar oradaydım. Arada bir oy kullandım. Tekrar buradaydım. Sonra çok hızlı bir hafta geçti. Çok güzel ama iyi. Gayet iyi. Yoğunluk iyi, güzel. Bir de ne yaptım? Şey yaptım ya. Böyle çok kapandım. Çok aşırı kapandım. Bugün canım bebeğim psikiyatristimle görüştüm. Kimle? Psikiyatristimle. Ben kendime bir psikiyatrist aldım falan diyormuş. Duyamadım, ben anlamadım. Neyi? Çünkü telefonu çok... Biraz uzak tut telefonu Ayze'yi. Sezgi. Uzak tutuyorum. Zaten kulaklıktayım bu arada. Ha, kimle görüştün onu anlamadım. Psikiyatristle görüştüm. Artık buna... Söylediğin hiçbir şey anlaşılmıyor Sezgi. Yani kodlayabilir misin? Hala mı ya? Kulaklık... Kodlayabilir misin? Şöyle yapalım mı? Dur bir saniye. Kulaklık şu an duyuyor musunuz? Çıkıyor? Evet, duyuyoruz. Duyuyor musunuz? Evet. Ha. Bugün psikiyatristimle görüştüm. Ha, psikiyatrist. Psikiyatrist. Tamam. Psikiyatrist. Öyle desene. Psikolog değil. Psikiyatrist. Evet. Ya, bir şey yazdı mı sana? İlaç mı ilaç? Yazdı ya. Evet, yazıyor. İlaç yazıyor. Ama o... ilaç yazmayı seven biri de değil bu arada. Her evet, akşam, o ayağı hep yaparlar. Ben her akşam yarım şişer viski. Yarım şişe vodka. Yanında... İşte ben o yüzden zaten biraz da gittim. Bana Sülinex diye bir ilaç ver dedik. Bunu dörtte içmeye başlayacaksın. Sonra yarım şişe viski içmeyeceksin de bir duble içeceksin. İşte içmeyin diye yapıyorlar. Aa, evet, enteresan. Evet. Çok ama enteresan. Başka şeylerden de bahsettik tabii. En azından konuşan bir psikiyatrist. İyi bari. Konuşabileni bulan zor biliyorsunuz. Evet. Ama yani konuşan iyi değildir. Yok ya, iyi. Ben yönlendirmeyi de seviyorum. Hmm. Oradan başka şeyler yapıyorum. Sana daha o zaman geçiyor daha, yani. Daha davranışçı yaklaşmak. İyi. Olabilir. Bugün eyleme de geçmek lazım. Evet, bir gün sana davranışçı davranış. Önce bu harika. Kaybedenler Kulübü başı, ortası ve sonu belli. Eğer bir şey yazmak istiyorsanız buyurun yazın. Armağanımızı Selim Ünal kazandı. Kim kazandı? Viyana mı? Selim Ünal. Evet, galiba Viyana. Viyana. Mıydı? Nasıl göndereceğiz bir yana kardeşim? Selim. Göndermeyeceğiz, burada bekleteceğiz. Yazamayacak o zaman. Gelince alsın. Geldiği zaman alsın. Evet, gelince alsın. Selim gelince al Selim. Bir zahmet. Daha önceki haftada, yok Ferhat Portakal'ı karıştırdın sen. Ha, karıştırdın. O Ferhat Viyana'da, onun da şeyi burada, nüshası. Onu elden götürürüz o, gelemiyorsa ya olacak. Ben giderim. Sen bu yaz çıkmayacaksın mı o tarafa? İki haftaya. Geçerken bırak. Bir şinisel, nişsel bir şey yersin. Şinisel sevmem, nefret ederim. Ben de kısaltma yemiyorum. Yiyeni de sevmem ayrıca. Neyi ben duymadım. Ben de sizi duymadım. Şinisel. Şinisel. Ay, hiç gerek yok. Bir kere et şinisel. Bunun da standartını belirleyelim ya. Bu
Şinesel'i önümüzdeki hafta Şinesel standartlarını belirleyelim. Çok saçma bir konu yani bu da. Çok darmadağınık bir evet, şey yani. Evet. Çok teşekkür ederim Sezgi. Görüşürüz. Özlemiştim sizi, iyi oldu. Biz de seni. Eyvallah. Çok aradık geçen program. Çav çav. Çav çav. Geçen program ne zaman yüklenir? Geçen hafta. Bugünlerde. Bugünlerde. YouTube'dan sonra Spotify'da ekleyeceksiniz değil mi? Ekleniyor oraya da evet. Tamam tamam. Boy, hadi bay bay. Hadi bay bay. Öpüyorum sizi, görüşürüz. Görüşürüz. Kadınlar bazen yoruyor değil mi? Bazen. Olsun be, tatlı bir yorgunluk yani. Ya ne kadar güzel bir yorgunluk. Evet. O zaman Amir biraz şey yaptıysan. Şöyle bir şey. Geceki armağanımızı verdik. Bence çok harika bir armağan oldu. Bu gece saygıdeğer dinleyenler, Selim İnal'a harika bomboş bir defter armağan ettik. Radyoma destek kısmından bize destek olduğu için. Evet. Bu defterin başında bir cümle, sonunda bir cümle, ortasında bir yerlerde bir büyük cümle oldu. Evet. Selim İnal eğer isterse bu defteri canı istediğinde doldurup bize geri gönderebilir, bize ulaştırabilir. Bunu burada söz okuruz, okuyacağız. Ve belki de bir gün 6.45 yayınlarından, 6.45 yayınlarının bir yerinden evet, yayınlayacağız. Neden olmasın. Evet. Harika bir YouTube kanalımız var. Kaybedenler Kulübü'nün tarihte ilk defa official diyebileceği bir YouTube kanalı var. Bu program gibi, bundan önceki takip edemediğiniz programlar gibi programların yer aldığı, uzunlu kısalı versiyonların yer aldığı bir kanalımız var. Lütfen göz atınız ve abone olunuz. Çünkü önümüzdeki sezonda Eylül'den itibaren bu kanalda canlı yayınlarımız başlayacak. Evet. Görüntülü olarak Kaybedenler Kulübü'nü izlemeye başlayabilirsiniz. Biz de görüntülü olarak başlayabiliriz diyorum. Evet. Bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü her ne kadar toplumun genel kesimi tarafından boş yapan bir program olarak nitelense de her programın sonunda o program içerisinde değindiği konuları hiçbir zaman havada bırakmamış, her zaman bir sonuca kullanılabilir, en kötü ihtimalle bir senteze ulaştırarak daha sonraki nesillerin kullanabileceği, onlara kılavuzluk edebilecek bir çıkarsamalar bütünü oluşturmaya özen göstermiştir ve bunu hiç aksatmamıştır. Aynen. Değerli dinleyenler, 2023 lira 12 nolu nüshamızın kısa bir özetini ve toparlamasını değerli dostum Mete Onluk'tan dinledikten sonra. Çok teşekkür. Tabii ki bugün geri dönüşümden bahsettik. Dünyanın bundan sonraki 20 yılı içerisinde geri dönüşemeyeceklerden daha çok bahsettik. Kaybedenler Kulübü'nün takipçileri, felsefesini gerçekten anlamış olanları
bazı şeylere tersten bakmanın, o şeylere nasıl aslında doğru bakmak olduğunu çok iyi bilirler. Nasıl geri dönüşemeyeceğimizi konuştuk. Tavukçuluk. Kabak yemekleri. Richie Blackmore. Tüm dünyaca bilinen Kız Kulesi, Kız Kulesi'nin derin tarihi. Kız Kulesi'nin derin tarihinin altında yatan, aslında konuşulmayan, alt ve üst metinler. Mezarcılık. Ve son olarak da bu gece dengesizlik üzerine konuştuk. Vaktimiz olsaydı da, evet, bunları arttırabilseydik ama bu kadarına yetti. Evet. Bu kadar. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-12 Nalı Nusra. Her zaman olduğu gibi yine Montana çetesinde. Hayatı ve kadınları maalesef hala da öğrenmek. Kadıköy. İnanın kalmak isterdik sabahın ilerleyen saatlerine kadar sizlerle birlikte. Ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Daha doğrusu Mete Avunduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isterim. Değerli dinleyenler tabii. Eğer böyle bir şey mümkünse. Umarız yeterli olmuştur. Hoşçakalın. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler